güzel, kahveler hazır mı? Hazır hanımefendi. Bırak, ben götüreceğim. Şimdi beye bey yaptım diyecek kahveleri soyka. Bir şey mi vardı hemşire? Önemli bir şey yok abi. Sadece sohbet etmek istemiştim. Hala. Geç, otur. Evet. Seni dinliyorum. Aynı evin içinde iki yabancı gibiyiz abi. Eskiden akşamları oturur bol bol sohbet ederdik. İstersen yine ederiz. O zaman niçin bana bu kadar mesafeli davranıyorsun? Bunun için beni mi suçluyorsun? Hayır ama... Ama? Sence Gül'ün bunda hiç mi suçu yok? Allah aşkına yine başlama Halide. Bak gördün mü? Güllü dedim mi hemen lafı ağzıma tıkıp beni susturuyorsun. Oysa ben senin de bu konuda dertli olduğunu biliyorum. Ne demek şimdi bu? Çoğu zaman ayrı ayrı odalarda yattığınızdan haberim var abi. Terbiyesizleştiğinin farkında mısın Halide? Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum o kadar. Üzülmemi istemiyorsan üzerine vazife olmayan mahrem konuları konuşmazsın, olur biter. İkimiz için kahve yaptım canım, içeriz diye. Gene ne oldu? Yok bir şey. Gel sana yeni alacağım makineleri göstereyim. Olur. Halide. Baksana bir buraya. Ne var? Bu zıkkın burada durmayacak demedim mi? Al götür bunu, kendi odana mı koyacaksın, nereye koyacaksan koy. O heykelin yeri burası. Burada duracak. Hayır, durmayacak. Bu evde bazı şeyleri ben de istemiyorum ama çaresiz tahammül ediyorum. Sen de şu kadarcık heykele tahammül ediver. Etmeyeceğim. Edeceksin. Öyle mi? Hı hı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırakır mısın şunu?
Senden nefret ediyorum. Pis kenar mahalle kızı ne olacak? Ulan ben şimdi seni... Ne oluyor burada? Ne mi oluyor? Senin karın olacak bu kadın bir hey yengemin hatırasını evden silmeye çalışıyor. İşte olduğu bu abi. Güldü. Ne demek bunlar? Delirdin mi sen? Delirdim evet. Bu eve adım attığım ilk günden beri bana yapmadığını bırakmadı. Zaloğlu'na beni bu kaçırttı. Ne? Ne duruyorsun? Konuşsana. Ha? Zaloğlu'yla beni bağlayıp arabaya koymadınız mı? Bağ evinde sana yalvardığım zaman tokadı suratıma indirmedin mi? Halide. Doğru mu bunlar? Doğru mu dedim? Cevap ver Halide. Doğru mu bunlar? Doğru, evet. Çünkü ne yediği belirsiz bir kızın gelip çiftliğe hanım olmasına izin veremezdim. Rahmetli anne babama senin gibi ihanet edemezdim abi. İhanet ha? Gül benim eşim Halide. Ona böyle davranarak... beni, abini sırtından bıçaklamıyor musun? Ailemize asıl büyük ihanet bu değil mi? Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım abi. Eğer bunun için beni çiftlikten kovacaksan hiç durma. Hayır. Seni kovarak haklı çıkarmayacağım. Kendi edebinle gitmeni bekleyeceğim. Tabii sende biraz edep, biraz vicdan kaldıysa hala. Thank you.
Neden daha önce söylemedin? Çünkü neticenin böyle olacağını biliyordum. Beni tanıdıkça kabullenir, belki yaptıklarından pişman olur diye düşündüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.